İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin çevrim içi oturumu gerçekleşti. Şuşi halkı konut sorunuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Güney askeri bölgesinde Artsakh'ta esir alınan tüm Azeri askerlerin serbest bırakıldığı bildirildi. Bakü'nün Ermenistan Cumhuriyeti'ne sürprizi. Fransa'nın Gürcistan Büyükelçisi Halkalak'ta yerel Ermenilerin karşılaştığı sosyal sorunları dinledi. Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis'in eski Ermeni binası Etnografya Müzesi oldu. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu gerçekleşti. Oturumda farklı ülkelerden milletvekilleri de hazır bulundu. Parlamentonun internet üzerinden yapılan oturumunda ikinci toplantının altıncı oturumunun yeri, tarihi ve gündemine ilişkin konu görüşüldü. Oturum 18 Aralık 2021'de Lyon'da gerçekleşecek. Gündem davetiye ile birlikte Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin tüm milletvekillerine tanışmaları ve tartışmaya hazırlanmaları için gönderildi. Oturuma Batı Ermenistan Parlamento Başkanı Leonardo Basmacan başkanlık etti. Şuşi sakinlerinden Vardine Hagopyan, Artsakh Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede Stepanakert'teki bir huzurevine sığınmak zorunda kaldığını söyledi. Hagopyan, Şuşi'de iki evim vardı. Bugün 5 çocuğumla bir huzurevi binasında yaşıyorum. Yönetim ve tüm personel bize iyi davranıyor. Ancak şartlar yaşamak için pek uygun değil. Benim ricam çocuklarımla orada yaşayabilmemiz için bize rahat bir konut vermeleridir, dedi. Rusya'nın Güney Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Rüstem Muradov tarafından TASS ajansına verilen bilgiye göre Artsakh'ta esir alınan Azerbaycan tarafının tüm askerleri Rus barış güçlerinin desteğiyle geri gönderilirken şu anda yakalanan Ermeni askerlerinin iadesi için çalışmalar devam ediyor. Muradov, savaş esirlerinin iadesiyle ilgili çalışmaları barış gücünün bir sivil görevi olarak gördüğünü kaydetti. Başkomutan yardımcısı şöyle dedi. Bir asker olarak savaş esirlerinin kim olduğunu, esaret altında neler hissettiklerini anlıyorum. Bakü'ye uçtuğumuz ilk uçuşu hatırlıyorum ve Yerevan'a döndüğümde Erebuni havaalanına inmiş olan o askerlerin yüzlerini gördüm. Gözyaşı ile doluydu ve eve döndüklerine inanmıyorlardı. Ermenistan Cumhuriyeti'ni temsil eden Başbakan Yardımcısı Maher Grigoryan, TASS ajansına verdiği röportajda iletişim engelinin kaldırılması konulu üçlü komisyonda Aliyev'in Zangezur koridoru ile ilgili açıklamasının Ermeni makamları için bir sürpriz olduğunu söyledi. Çünkü görüşmeler şimdiye kadar yapıcı olarak yürütüldü. Aliyev, Moskova'da bazı konularda başbakan yardımcıları düzeyinde anlaşma sağlanmaması üzerine Ermenistan Cumhuriyeti'ne ultimatum vererek Ermenistan Cumhuriyeti koridorun açılış tarihini açıklamazsa güç kullanmakla tehdit etti. Başbakan yardımcılarının başarısız toplantısını Putin'in bir sınır belirleme komisyonu kurmak için bir anlaşma olduğunu ortaya çıkardığı Soçi toplantısı takip etti. Putin ayrıca koridor hakkında konuşurken tam da bu kelimeyi ifade etti. Fransa'nın Gürcistan Büyükelçisi Diego Colas resmi bir ziyaret için Samsk'a Cavahk'a geldi. Ahalska ve Ninosminta'yı ziyaret etti. Ardından Ahalkalak'ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Fransız Büyükelçisi'nin ziyaretinin amacı Ahalkalak'taki durumu yakından tanımaktı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cavahk'ta yoğun olarak yaşayan Ermenilerin eğitim, ekonomi, altyapı, azınlık hakları ve sosyal sorunları gibi alanlarda yaşanan sorunları dile getirdiler. Sonunda Diego Colas, "Neler olduğunu anlayabilirsem belki sizin için faydalı bir şeyler yapabilirim ve bu benim için ilginç olacaktır," dedi. 7000 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Batı Ermenistan'ın Bağış Bitlis'te Etnografya Müzesi'ne dönüştürülen tarihi binada sergilenen yaklaşık 1000 eser kentin tarihine ışık tutuyor. Tarihi bina restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi.
çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanan, içinde geçmiş dönemlere ait canlandırma birimlerinin bulunduğu müzeye, kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile Batı Ermenistan'daki el sanatları özenle yerleştirildi. Müzeye gelen ziyaretçiler, kentin tarihine ışık tutan tekstil ürünleri, el işlemeleri, süs eşyaları, bakır işlemeleri, sikkeler ve bölgenin değerlerini yansıtan ürünleri inceleme imkanı buluyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Himyel Lareng adlı eseri sunuyoruz. Renk yer mer tuş namin Halis mer sura paştban mer anzin Mer şagi zergiz nel hopa halet Ayt suru hopit mer şahtan karet. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.